Daha yeni başladık ama zaten oyuncular, birlikte oynadığımız oyuncular, alıştığımız sistem. Aynı şekilde başladık. Güzel bir başlangıç oldu bizim için. Umarım da güzel devam edecek. Polonya maçı onların evinde oynayacağımız maç olacak. İlk maçta gerçekten zorlanmıştık burada. Çok iyi savunma yapmışlardı. Ona daha sonradan çözüm bulmuştuk. Şu anda onlara hazırlanıyoruz zaten. Şimdiden başladık bunların hazırlıklarına. Ama zorlu bir maç bekleyeceğini biz orada biliyoruz. Bu iki maç da bizim için çok önemli. Belarus da gerçekten güçlü rakiplerden bir tanesi. Hedefimiz ikisini de kazanıp gruptan biri olarak çıkmak. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Maçın sonunda evet 20 sayı oldu ama aslında bizim için çok zorlu bir maçtı. Geriye düştüğümüz zamanlar oldu, ev sahibi olduğumuz durumda bile. Şimdi deplasmanda oynayacağız ve çok zorlu geçecek bizim için, bundan eminim. O yüzden çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Çok zorlu bir maç olacak. Belarus maçı tabii ki öncelik Polonya maçı bizim için ama Belarus maçı liderlik maçı olacak diye düşünüyorum grupta. Evimizde ağırlıyoruz. Deplasmanda yenmiştik Belarus'ta. Şimdi Kayseri'de oynuyoruz ve Kayseri'den destek bekliyoruz. Çünkü bizim için çok önemli bir maç. Ya öncelikle kamp olarak tabii ki de her zamanki gibi en iyi şekilde çalışıp en iyi sonuçları almak için toplandık tekrardan. İyi şekilde geçtiğini düşünüyorum. Daha sonuçta bir gün oldu ama iyi bir hazırlıklarını geçireceğimizi düşünüyorum. İki rakip de tabii ki de birbirinden daha farklı ve tabii ki de her takım kendine göre iyi. Her takımın hani yaptıklarına göre kendimizi hem hücum anlamında hem savunma anlamında antrenmanlarda iyi bir şekilde hazırlayıp ona göre maça çıkıp iyi bir sonuç almak istiyoruz. Bunu yaptığımız antrenmanlara ve tabii ki de takım olarak sahada gösterdiğimiz performansa bağlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu iki maçta da bunu gösterip bu şekilde devam etmek istiyoruz. Evet, kamp dönemi başladı dün itibariyle. Çok sıkı bir şekilde Polonya ve Belarus maçına hazırlanıyoruz. Grupta namağlup bir şekilde varız. Namağlup bir şekilde de Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Daha önce de oynadık ikisiyle. Ben yoktum ama maçı yakından takip ettim, izledim. İki rakip de gayet iyi bir rakip. O yüzden ciddi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Polonya ile deplasmanda oynuyoruz. Belarus ile Kayseri'de oynuyoruz. İkisini de kazanıp namağlup bir şekilde çıkmak hedefimiz. Savunmamız çok iyi olduğu için olabilir ve iyi bir takımız. O yüzden rakiplere az sayı şansı veriyoruz. Bence bu güzel bir şey.